Evet arkadaşlar. Şimdi dersimize başlıyoruz. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar geçen haftaki dersimlerin hesaplamalarında kalmıştık. Hemen konumuza oradan kaldığımız yerde başlayalım. Tüm hesap. Tekrar bir arkadaşlar, şimdi sesim nasıl acaba? Tekrar bir bakar mısınız? Sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar, sesim nasıl? Geliyor mu? Derse devam edeceğim. Var mı herhangi bir sorun? Arkadaşlar sesi ben açamıyorum bunu. Biraz daha yüksek sesle konuşacağım. Evet, şimdi başlıyorum değerli arkadaşlar. Evet, verim problemleri. Şimdi sevgili arkadaşlar, verim problemlerinde şöyle bir durum söz konusu. Gerçek verim bölü kuramsal verim çarpı 100. Böyle bir formülümüz var. Gerçek verim dediğimiz oluşan ürün miktarı, kuramsal verim ise hesaplanan ürün miktarını gösteriyor. İşte bunu örnekler üzerinde daha iyi anlayacağız. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Sorumuz diyor ki N2 artı 3H2 2NH3 tepkimesi 1 mol N2 gazı ile aşırı miktarda H2 gazı alınarak gerçekleştirildiğinde 1,6 mol NH3 elde ediliyor. Bu tepkimenin verim yüzdesi kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar normalde şu 1 mol N2 alınıyormuş. Gördüğünüz gibi burada 1 mol N2'den oluşabilecek NH3 miktarı ne kadar arkadaşlar? 2 mol. Şimdi bizim kuramsal verimimiz, yani şurada görmüş olduğunuz tepkimeye göre 1 mol N2'den 2 mol ne oluşacak arkadaşlar? NH3 oluşacak. Tabii bu bizim tepkimemiz %100 verimle gerçekleştiğinde. Yani aslında şöyle bir hesap yapsak daha güzel olacak arkadaşlar. %100 verimle eğer 2 mol madde oluşacaksa 1,6 mol madde oluştuğunda tepkimemizin verimi kaçtır? İstersek böyle bir doğru orantı kurabiliriz. Bu doğru orantıyı kurduğumuzda ne olacak arkadaşlar? 1,6 bölü 2 çarpı 100. Buradan sonuç ne çıkacak? %80 olarak bulunacak. Ya da az önce formülümüz vardı. Formül ne diyordu? Gerçek verim bölü kuramsal verim çarpı 100. Şimdi arkadaşlar kuramsal verim dediğimiz burada normalde gerçekleşmesi sırasında, yani tepki ve %100 verimle gerçekleşmesi sırasında oluşacak olan madde, yani 2 mol. Gerçek verim dediğimizde de gerçekte ne kadar oluşmuş arkadaşlar? 1,6 mol oluşmuş. 1,6 bölü 2 çarpı 100'den %80. Arkadaşlar genellikle şu formül üzerinde arkadaşlarımız çok fazla karıştırıyor. Fakat şu görmüş olduğunuz doğru orantıyı kurduğumuz zaman herhangi bir sorun yaşamıyor arkadaşlarımız. Bu doğru orantıyı nasıl kuracağız? %100 verimle 2 mol oluşuyorsa 1,6 mol yüzde kaç verimle oluşur şeklinde soracağız. Hemen bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Sizler de bakabilirsiniz bu soruya. Denklemine göre 4 mol CH3OH bileşiğinden 3 mol CH2O elde ediliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, denklemli miktar geçiş problemlerine göre ne yapıyorduk? 1 mol CH3OH'dan 1 mol CH2O oluşması gerekiyorsa 4 mol'den de ne kadar oluşması gerekir arkadaşlar? 4 mol oluşması gerekir.
Peki bizim ne kadarımız oluşmuş? 3 molümüz. Yani normalde tepkimemiz %100 verimle gerçekleşseydi 4 mol CH2OH oluşması gerekirken bizde 3 mol CH2OH oluşmuş. O zaman tepkimenin verimi kaçtır diye soracağız. Ne olacak arkadaşlar? Cevabımız %75 verim olur. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şu soruya bir bakalım. Denklemine göre 50 gram kalsiyum karbonat katısı %80 verimle ayrıştırılıyor. Buna göre elde edilen karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Öncelikle arkadaşlar biz bu tür denklemlerde mol sayısı üzerinden gitmek durumundayız. 50 gram kalsiyum karbonatın mol sayısını hesaplayacağız. 1 mol kalsiyum karbonatın kütlesini bulalım önce. Kalsiyum kaçmış? 40'mış. 40. Karbon 12. Oksijen 16. 3 tane. 3 tanesi ne yapar? 48 yapar. Bunların üçünü topladığımızda ne yapar arkadaşlar burası? 100 gram yapar. 1 mol kalsiyum karbonat 100 grammış. Peki 50 gram kalsiyum karbonat kaç mol? Neydi bizim formülümüz arkadaşlar? Eşittir. M bölü MA. Buradan da ne olur? 50 bölü 100'den 50 bölü 100'den mol sayımız ne olur arkadaşlar? 0,5 mol olur. Yani bizim elimizde ne var arkadaşlar? 0,5 mol kalsiyum karbonat var. Peki normalde tepkime %100 verimle gerçekleşseydi ne olacaktı arkadaşlar? Karbondioksitten 0,5 mol oluşacaktı. Peki bizim tepkimemiz nasıl %80 verimle gerçek? O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? %100 verimle 0,5 mol oluşması gerekirken %80 verimle ne kadar oluşması gerekir diye soracağız. Buradan da sonuç kaç bulunacak arkadaşlar? 0,4 mol olarak bulunacak. Yani %80 verimle 0,4 mol karbondioksit gazı oluşması gerekir. Fakat ne diyor bize? Normal koşullardaki hacmi kaç? Evet sevgili arkadaşlar, neydi? N eşit normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplıyordu. Yani N eşittir V bölü 22,4. N dediğimiz mol sayımız kaç? 0,4 mol. 22,4 ile 0,4 molü çarpıyoruz. Ve sonucumuz kaç çıkacak buradan arkadaşlar? 8,96 litre olarak hesaplayacağız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar verim sorularında ne yapmamız gerekiyor? Verim sorularında şuradaki doğru orantıyı kurarsak bizim için daha faydalı olacak. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. İsterseniz sizler bir bakın bu soruya. Şöyle bir dakika müsaade edeyim. Soruyu cevaplandırmak isteyen arkadaşım sesini açıp bana sesli olarak cevap verebilir arzu ediyorsam. Evet, bize ne vermiş arkadaşlar? 140 gram N2. 140 gram N2'nin kaç mol olduğunu bulmamız gerekecek. Evet, N2'nin 1 molü kaç gramdır? N2 deyince N'in bir tanesi 14 ise N2 nedir? 28. Yani buradan N2'nin mol sayısını bulurken ne yapacağız? 140 bölü 28 yapacağız. N2'nin 1 molü 28 gram. 140 bölü 28. Ne yapar arkadaşlar? Burası 5 mol. Peki normalde bizim elimizde ne var? 5 mol N2 var. Peki tepkime %100 verimle gerçekleşseydi 1'e 2 oluşacağına burası ne olacaktı arkadaşlar? 10 mol NH3 oluşacak. Evet, tepkime %100 verimle gerçekleşseydi 10 mol NH3 oluşması gerekiyordu. Tepkime
%60 verimle gerçekleşiyormuş. O zaman %100 verimle 10'sa %60 verimle ne olacaktır arkadaşlar? 6 mol NH3 gazı elde edilecek. Evet arkadaşlar, verim problemleriyle ilgili çözeceğimiz örnekler bu kadar. Şimdi arkadaşlar, mol kütlesi bulmayla ilgili bir örneğimiz var. Şimdi şuraya bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Mol kütlesi bulma problemleri yapılırken. Şimdi arkadaşlar diyor ki 0,2 mol Na2X2O4 bileşiminin kütlesi 26,8 gramdır. Buna göre bileşikteki X elementinin mol kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 0,2 molü bu bileşiğin 0,2 molü 26,8 gramdır. Acaba bu bileşiğin 1 molü kaç gramdır diye soracağım. O zaman şöyle diyeceğiz. 0,2 mol bileşik 26,8 ise 1 molü kaç gramdır? Kaç grammış arkadaşlar? 134 grammış. Yani şu görmüş olduğunuz bileşiğin mol kütlesini hesaplarken 134 gram olacak. Peki bu bileşikte ne var? Sodyum var. Sodyumun mol kütlesini vermiş. Oksijen var. Oksijenin mol kütlesini vermiş. X var. X'in mol kütlesini bize soruyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şurada mol kütlesinde yerli yerine yazacağız. 2 tane 23 sodyum, 4 tane 16 oksijen ne yapar? 2 kere 23 46, 4 kere 16 64, 46 64 daha 110 yapar. 134'ten 110 çıkardığımızda 2x eşittir 24, x eşittir 12. Yani ne yapmış olduk arkadaşlar? X'in mol sayısını bu şekilde hesaplamış. Hemen arkadaşlarım şu soruya bir baksınlar. Bu soruyu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, mol kavramından hatırlayacağınız gibi normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan X2O3 gazı 22,8 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır diyor. Evet arkadaşlar, sizlerden de katkı alabilirim. Arzu ediyorsanız sesinizi açıp cevap verebilirsiniz. Şu an ben sizin mesajlarınızı göremiyorum ama sesli olarak bana cevap verebilirsiniz arzu ediyorsanız. Sorularınız varsa soru sırasında sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdi normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan bir gaz kaç moldur? Neydi arkadaşlar? Normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. 6,72 litre hacim kaplayanı kaç mol? Yani N eşittir V bölü 22,4 yazdığımızda ne olacak burası? 6,72 bölü 22,4 kaç mol çıkar burası arkadaşlar? Burası 0,3 mol çıkar. Öyleyse bizim 0,3 mol X2O3'ümüz ne kadarmış arkadaşlar? 22,8 grammış. O zaman şöyle diyeceğiz. 0,3 molü 22,8 gramsa 1 molü kaç gramdır diye soracağız. 0,3 molü 22,8 gramsa 1 molü kaç gramdır? Evet, buradan ne çıkar arkadaşlar? 22,8 bölü 0,3 yani 228 bölü 3. Kaç çıkar? 76 gram mı çıkıyor arkadaşlar? 128 bölü 3. 76 gram çıkıyor. Öyleyse arkadaşlar X2O3'ün 1 molü kaç grammış? 76 grammış. Peki bakalım. Burada ne var? 2 tane X var. 3 tane de oksijen var. Oksijen kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. 3 kere 16 ne yapar? 48. O zaman 2x eşittir. 76 eksi 48. 76 eksi 48 ne yapar arkadaşlar? 28 yapar. 2x eşittir 28.
O zaman x buradan kaç olarak bulunur? X eşittir buradan 14 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, mol kütlesi bulma hesaplarında da bu şekilde davranacağız. Evet, şimdi arkadaşlar farklı bir soru tipi karışım hesaplamalarına bakacağız. Karışım hesaplamalarına. Evet. Genellikle arkadaşlar bu tarz bir karışım sorusu karşımıza çıkabiliyor. Şimdi ne diyor? pH 4 ve C3H8 gazlarından oluşan bir karışımın 1 molü yakıldığında toplam 1,6 mol CO2 gazı oluşuyor. Buna göre karışımdaki CH4 gazının mol sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar karışım problemlerinde nasıl bir yol izleyeceğiz? Karışım problemlerinde arkadaşlar iki bilinmeyenle iki tane denklem kuracağız ve sorularımızı bu şekilde çözeceğiz. Şimdi iki bilinmeyenle iki denklem kurarken ne yapacağız? Arkadaşlar CH4'ün mol sayısına biz x mol diyeceğiz. C3H8'in mol sayısına da y mol diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu karışımın toplamı kaçmış? 1 molmuş. Yani x artı y nedir o zaman? X artı y eşittir 1 mol. Peki bu karışım yakıldığında toplam 1,6 mol CO2 gazı oluşuyor diyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken CH4'ü yakmak ve C3H8'i yakmak. Tabii bu tepkimeyi yazıp denkleştirmeniz gerekiyor. CH4 artı O2. Arkadaşlar bu gazın yanması demek O2 ile tepkimeye girmesi demek. Bu iki gaz da karbondan ve hidrojenden oluşan bir hidrokarbon. Organik bileşiklerin yanma ürünü her zaman karbondioksit ve sudur. Ve tepkimeyi yazarken CH4 artı O2 karbondioksit artı su. Yine C3H8'in yanma tepkimesini yazarken O2 karşı tarafta da oluşan yine karbondioksit ve su. Sonra bu tepkimeyi denkleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada karbon bir tane, karbon bir tane. Hidrojen 4 tane olduğu için hidrojenin başına 2 gelmiş. Burada 2 oksijen, burada 2 de burada 4 oksijen olduğu için 4 oksijen olması için şurayı 2 ile çarp. C3H8'i denkleştirmemiz gerekiyor. 3 karbon giriyor, 3 karbon. 8 hidrojen girmiş. 8 hidrojen olması için buraya 4 yazıyoruz. 4 kere 2 8. Şurada 3 kere 2 6 10 oksijen. 4 oksijen de burada var. 10 oksijen. Sol tarafta da 10 oksijen olması için buraya 5 yazmamız gerekiyor. Denkleştirmeleri de yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi biz CH4'e x mol demiştik. X mol CH4'ten x mol CO2 oluştu. C3H8'e y mol demiştik. Y mol C3H8'den 3y mol CO2 oluştu. 1'e 3 oluştuğu için. O zaman ne diyor? Toplam yakıldığında oluşan karbondioksitin mol sayısı 1,6 molmuş. O zaman burada oluşan karbondioksit x mol, burada oluşan karbondioksit 3y mol olduğuna göre x artı 3y eşittir 1,6 mol olarak yazacağız. İki bilinmeyenli iki denklemi böyle alt alta yazdığımızda arkadaşlar ne yapacağız? Çözüm yaparken üstteki denklemi eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi 1 ile çarptığımızda eksi x ile artı x birbirini götürecek. 3y'den 2, 3y'den y çıktı 2y. 1,6'dan 1 çıktı 2y eşittir 0,6. Y eşittir 0,3 mol. Y'yi 0,3 mol olarak bulduk. X artı y 1'e eşitti. O zaman 1 eksi 0,3'ten de x'i ne yaparız arkadaşlar? 0,7 mol olarak bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örneğimiz var. Bu örneğe beraberce bir bakalım. Şimdi Ag ve Zn metallerinden oluşan 50 gramlık karışım üzerinde HCl çözeltisi ilave edildiğinde yalnız Zn metali denklemine göre tepkime vererek normal koşullarda 4,48 hacim kaplayan H gazı oluşuyor. Buna göre karışımdaki Ag'nin kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar az önceki sorumuzda iki madde de tepkimeye giriyor. Yani ikisi de oksijenle yakılıyor ve madde elde ediliyor. Fakat burada
Bu farklı bir soru tipi olduğu için bu örneği aldım. Burada 50 gramlık bu karışım HCl ile tepkimeye giriyor. Burada HCl ile tepkimeye giren çinko yani Zn. Fakat Ag tepkimeye girdi. Öyleyse biz ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki tepkime üzerinden çinkoyu hesaplayacağız. Sonra 50 gramlık karışımdan çinkoyu çıkardığımızda gümüşün kütlesini. Peki buradaki hesaplamayı nasıl yaparız? Şimdi denklemine göre tepkimeye vererek normal koşullarda 4,48 litre H2 gazı oluşuyor. Bize verilenlerden bir tanesi nedir? Bu 4,48 litre H2 gazı. Hemen bunun mol sayısını hesaplayabiliriz arkadaşlar. 1 mol gaz 22.4 litreydi. 4,48 litresi kaç mol yapar? 4,48 bölü 22,4. Ne yapar burası arkadaşlar? 0,2 mol yapar. Demek ki arkadaşlar bu tepkime sonunda oluşan H2 gazı ne kadarmış? 0,2 mol. Peki şu görmüş olduğunuz tepkimede 1 mol çinkodan 1 mol H2 gazı oluşuyorsa 0,2 mol H2 gazı oluşması için ne kadar çinko tepkimeye girmesi gerekir? 0,2 mol. Peki 0,2 mol çinko kaç gramdır? Bakın çinkonun 1 molü 65 grammış arkadaşlar. O zaman 1 mol çinko 65 gramsa 0,2 molü kaç gram yapar? 0,2 molü kaç gram yapar diye sorduğumuzda 0,2 çarpı 65'ten ne yapar burası arkadaşlar? 13 gram. Demek ki bizim 50 gramlık karışımımızda 13 gram ne varmış? Çinko varmış. O zaman 50'den 13'ü çıkarırsak sonuç kaç bunlar arkadaşlar? 37 gram olarak bulunur. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bir karışım problemi. Burada da karışımdaki maddelerden bir tanesi tepkimeye girerken diğeri tepkimeye girmiyor. Az önceki örnekte her ikisi de ne yapmıştı? Tepkimeye girmişti. Şimdi arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz çözümlü örneğe benzeyen bir örnek var burada. Buna beraber de bir bakalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, diyor ki CH4 ve C4H8 gazlarından oluşan bir karışımın toplam mol sayısı 0,8'dir diyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? CH4'e x mol, C4H8'e de y mol diyeceğiz. Buna x mol, buna da y mol diyor. Karışım ne kadarmış? 0,8 molmuş. O zaman x artı y'miz ne yapar arkadaşlar? 0,8 mol yapar. Evet arkadaşlar, arzu ediyorsanız sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Sesinizi açıp konuşabilirsiniz arzu ediyorsanız. Evet. Burada arkadaşlar tepkimeye bakalım. Gördüğünüz gibi x mol CH4'ten x mol CO2 oluşuyor. Y mol C3H8'den de 3y mol CO2 oluşuyor. Denklemine göre tamamen yakıldığında toplam 1,2 mol CO2 gazı oluşuyor. Öyleyse arkadaşlar toplamda x artı 3y yani şuradaki karbondioksitin mol sayıları toplamı 3x artı 3y. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 1,2. O zaman yukarıyı eksiyle eksi 1 ile çarparsak ne yapar arkadaşlar? Eksi x eksi y eksi 0,8 yapar. Buradan evet x artı 3y eşittir 1,2. Ne yapar burası? 2y eşittir 0,4. Y eşittir 0,2 olarak ne yapılır? Bulunur. Y eşittir 0,2 olarak. Peki bize neyi soruyor? CH4 gazını soruyor. CH4 gazı ne demiştik? X demiştik. O zaman 0,8'den 0,2'yi çıkartalım. Ne olur arkadaşlar? Cevabımız Edirne olur. Yani 0,6 mol CH4 gazı.
Evet arkadaşlar, şimdi bir de size FÖY'de göndermiş olduğum bir safsızlık problemleri vardı. Şimdi beraberce şu safsızlık problemlerine bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi safsızlık problemleriyle ilgili bir sorumuz var. Ona bakalım inşallah. Hemen şuradan. Safsızlık problemleri nedir arkadaşlar? Öncelikle safsızlık problemleri dediğimiz bazı maddeler doğada saf olarak bulunmazlar. Bir cevherin içerisinde bulunurlar. Yani bir işte toprak parçasıyla beraber bulunurlar. Sonra o saflaştırılır ve içindeki madde saf olarak alınır. Diğer etrafındaki o toprak parçaları, karışımlar ne yapılır? Atılır. Şimdi bir örneğimize bakalım. Örneğimiz diyor ki 40 gram ZN örneği yeteri kadar HCl içine atılıyor. Normal şartlarda 8,96 litre haşlık gazı açığa çıktığına göre yüzde kaç saflıktadır? Şimdi arkadaşlar, tepkimeyi şöyle yazıyoruz. ZN artı HCl, ZnCl2 artı H2. Tepkimeyi yazdığımızda arkadaşlar, normal şartlarda 8,96 litre H2 gazı diyor ya, 1 mol gaz 22 onda 4 litreydi. 8,96 litresi ne yapar? 0,4 mol yapar. Yani bizim gazımız ne kadar? 0,4. Peki şurada 1 mol ZN'ye 1 mol H2 oluştuğuna göre başlangıçtaki ZN'miz de ne kadardır? 0,4 mol. Öyleyse arkadaşlar, elimizde ne kadar ZN var? 0,4. Peki ZN'nin 1 molü kaç grammış? 65 grammış. O zaman 0,4 molü ne yapar? 26 gram. Peki arkadaşlar, bakalım bizim ne kadar örneğimiz vardı? 40 gram. Bu 40 gram örneğimizin ne kadarı için koymuş? 26 gram. Öyleyse arkadaşlar, 40 gram örneğin 26 gramı saf çinkoysa yüzde kaçı çinko? 40'ta 26 ise yüzde 65 olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu buluyoruz. Demek ki 40 gramlık örneğimiz, işte diyelim ki bir toprakla beraber bir çinko bir cevherin içerisinden çıkartılıyor. Bu 40 gramın saf olarak yüzde 65'i çinkoymuş. Geri kalanı ise işe yaramayan kısmı. Şurada bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Diyor ki 20 litre hacimce %80 saflıkta olan NH3 tam verimle N2 ve H2'ye ayrıştırılıyor. Bunun sonucunda hacim kaç litre olur diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar, elimizde 20 litre NH3 var. Tepkimenin denklemini buraya yazıyoruz. 2 NH3 N2 artı 3 H2. Peki 20 litrenin %80'i saf NH3'müş. O zaman 20'nin %80'ini hesaplarız. Ne yapar arkadaşlar? %80 ise 20'de kaçtır dediğimizde 16 litre saf amonyağımız var demektir. Peki başlangıçta 16 litre saf amonyağımız var. Hemen arkadaşlar, şurada biz şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Hacim ve mol sayısı doğru orantılıdır. O yüzden normaldeki hacmi direkt ne yapabiliyoruz? Mol sayısı yerine alabiliyoruz. Yani şurada 2 mole 1 mol oluşuyorsa 16 mole bunun yarısı kadar. Yani 8. 2'ye 3 oluşuyorsa 16'ya 24 oluşur diyeceğiz. Ve tepkimenin sonunda 16 litre NH3'ün tamamı bitecek. 8 litre N2, 24 litre de H2 oluşacak. Ve toplamda 36 litre
madde oluşur. İşte safsızlık problemleri bu şekilde arkadaşlar. Ya bize örneğin saflık miktarını sorar ya da saflık miktarını verip tepkimenin oluşumunu bize sorar. Evet, şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. %80 saflıktaki 200 gram kalsiyum karbonat örneği ısıtıldığında kapta kalan katı karışımın kütlesi ne olur diye soruyor. Arkadaşlar bu slaytın üzerine yazı yazamıyorum. O yüzden sadece şurada şekil üzerinde hesaplamayla anlatmak istiyorum. Elimizde %80 saflıkta 200 gram kalsiyum karbonat var. Peki arkadaşlar bu 200 gram kalsiyum karbonat örneğinin %80'i saf kalsiyum karbonatsa 200'ün %80'ini hesaplayalım. Ne yapar? %80 ise 200 de 160 gram. Öyleyse bizim elimizdeki kalsiyum karbonat nedir? 160 gram. Peki arkadaşlar 160 gram kalsiyum karbonatın buradan ne yapmamız lazım? Mol sayısını bulmamız lazım. Az önceki bir örneğimizde kalsiyum karbonatın 1 molünü hesaplamıştık. Kalsiyum 40, karbon 12, 40, 12 daha 62. Oksijenden 3 tane var. 3 kere 16, 48. 62, 48 daha 100 gram. Demek ki arkadaşlar nedir? 100 gram 1 mol kalsiyum karbonat. Bizim elimizde ne kadar vardı? 160 gram. O zaman 160 gramı kaç mol? Burada ne yapacaktır? 1,6 mol olacak. Peki bu katı ne yapılıyor? Katı kalsiyum karbonat ısıtılıyor ve kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüşüyor. Yani ne olacak arkadaşlar? Bir kısmı gaz olarak uçacak ve kalsiyum oksit katısı kalacak. Öyleyse 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol kalsiyum oksit oluşursa 1,6 molden de 1,6 mol oluşacak. O zaman 1,6 mol kalsiyum oksitin hesabını yapacağız. Kalsiyum oksitin 1 molü kaç gram? Kalsiyum bir tane 40, oksijen bir tane 16. Ne yapar? 40, 16 da 56 gram. Öyleyse 1,6 ile 56'yı çarpacağız. 1,6 ile 56'yı çarparsak sonuç kaç olarak bulunur arkadaşlar? 1,6 çarpı 56 kaç çıkması lazım? 89,6 çıkması lazım. Bakalım. Bir saniye. Nerede hata yaptık? 160 gramdı. 1,6 mol. Örneği ısıtıldığında kapta kalan katı karışımı ne olacak? 160 gramın 89,6 gramı kapta kalması lazım. %80 saflıktaki 200 gram kalsiyum karbonat örneği ısıtıldığında kapta kalan katı karışımının kütlesi ne olur? Bir yerde bir şeyi atladım herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Bir 10 dakika ara verelim. Ben şu sorunun nerede hata yaptım bir işlem yapayım kalemle burada yazamadığım için bir karışıklık oldu. Hemen size bir 10 dakika ara verelim ve bir ikinci derse 10 dakika sonra başlayalım. Olur mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Ara veriyoruz. Uygun mudur 10 dakika ara? Evet. 14.50'de tekrar dersimize devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? 14.50'de tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir doğru söz yalnız okurken da hafta en son kullanılan toplam katı miktarı diyor. 89,6 kalsiyum bir de natrium karbonat örneği dedi. %80 saflık örnekten de kalan toprak parçası var. Yani 200 gramın 160 gramı saf kalsiyum karbonattı. 100'den 160 çıkardığımızda 40, 89,6'yı eklediğimizde de 6 cevabını orada gerekiyordu. Burada küçük bir görememişiz. Daha sonraki yani sorunun cevabı 129,6. Evet arkadaşlar, şimdi mol kavramı stöküyometri dediğimiz iki tane size göndermiş. Bir tane stöküyometrik böyle biz tamamlamış olduk. Bir de bugün yine işleyeceğimiz söyle gazlar söyleyeyim. İnşallah şimdi gazlar konusuna başlayalım. Evet, gazlar konusuna bir başlangıç. Evet, arkadaşlarımız geldiler mi acaba? Derse döndüler mi? Bakayım arkadaşlar. Derse döndüler. Gazlar konusuna beraberce geçelim. Evet. Sevgili arkadaşlar, gazlar. Hemen şöyle bir bakalım. Gazların genel özelliklerinden bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, maddenin hallerinde katı, sıvı ve gaz hallerinden özelliklerinden bahsetmiştim. Gazlar konusuna giriş yaparken gaz halinin özelliklerinden gaz molekülleri arasında gazlar kendi aralarında homojen karışabilirler. Bunların belirli hacimleri ve şekil hacmini ve para ve sıvılara göre daha düşük yoğunlukta tanecikleri çift sönme ve özelleme bildiklerinden hacimleri büyük oranda değiştirile. Evet, gazların bu özelliklerinden daha önce maddenin halleri konusunda bahsetmiştim. Şimdi, sevgili arkadaşlar, gazları niteleyen 4 tane büyüklük var. Nedir bunlar? Basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı. Bu gazları niteleyen yani gazların ölçülebilen özellikleri. Basınç ne demek? Gazlar ne dedik arkadaşlar? Gazları kabın her yerine homojen olarak dağılırlar ve gaz molekülleri hem birbirlerine hem de bulundukları kabın çeperlerine çarparak kaba bir basınç. Basıncı ölçerken arkadaşlar biz basınç birimi olarak genellikle atmosferi kullanacağız. Bu bir atmosfer 76 santimetre civa, 760 milimetre civa ve 760 tora eşittir. Ve muhtemelen de sorularda arkadaşlar atmosfer olarak vermeyebilir, santimetre civa veya milimetre civa olarak verebilir. Toru çok fazla sorularda görmüyoruz ama santimetre civa ve milimetre civayı görüyoruz. Yani arkadaşlar bir atmosferin 76 santimetre civa ve bir atmosferin 760 milimetre civa olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili işlemler yapacağız da. Yine gazları niteleyen diğer bir özellik hacim. Ne demiştik arkadaşlar? Gazların belirli ve şekilleri ve hacimleri yoktu. Bulundukları kabın hacmini alıyor. Kapalı bir kaptaki gazın hacmi o kabın hacmi demektir. Hacim olarak da hacim birimi olarak da arkadaşlar biz 1 desimetrik
nedir? 1 litreye eşittir. Genellikle sorularda bize litre olarak verilir. Veya litre olarak verilmezse 7 litre veya santimetre küp olarak verilebilir. Yani arkadaşlar 1 litre 1 desimetre küp 1000 santimetre küp. Bizim en çok kullanacağımız şudur. 1 litre 1000 mililitreye ve 1000 santimetre küpe en çok kullanacağımız hacim birimi. Sonra arkadaşlar gazları niteleyen diğer bir özellik mol sayısı. Mol sayısını zaten az önceki konumuzda mol sayısını beraberce görmüştük arkadaşlar. Mol sayısını hesaplarken N eşittir M bölü MA, N eşittir M bölü NA. Bir de ne vardı arkadaşlar? N eşittir V bölü 22,4. Bu 3 tane formülü kullanarak ne yapacağız? Mol sayılarını hesaplayacağız. Gazların mol sayılarını hesaplarken de şu formüllerden yararlanacağız. Evet, sıcaklık. Burası çok önemli arkadaşlar. Gazlardaki sıcaklığı hesaplarken gazların sıcaklığını mutlak sıcaklık. Mutlak sıcaklık demek Kelvin derece demek. Kelvin derece olarak hesaplayacağız. Ve bize verilen santigrat derece değerlerini Kelvin'e çevirerek işlemleri yapacağız. O yüzden şu eşitliği bilmemiz gerekiyor. Kelvin derece santigrat derece artı 273'e eşit. Mesela 0 santigrat derece 273 Kelvin derece. Öyleyse gazları tanımlayan 4 tane özellik. Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık. Bunların birimleri, basınç birimi genellikle atmosfer, hacim birimi litre, mol sayısının birimi mol, sıcaklık birimi de Kelvin derece olarak kullanacağız. Eğer farklı birimlerde vermişse biz bu birimlere çevirmek zorundayız. Şimdi şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. Az önce ne demiştik? Bir atmosfer 76 santimetre civaya eşittir. Acaba 0,5 atmosfer kaç santimetre? Bir atmosfer 76 santimetre civarında bunun yarısı ne yapar arkadaşlar? Burası 38 santimetre civarı. Peki 1520 milimetre civa kaç atmosferdir? Az önce ne demiştik? Bakın şuraya ben isterseniz yazayım. Az önce söylediklerimizi. Bir atmosfer 76 santimetre. Evet. 76 santimetre civa ve 760 milimetre civaya eşit demiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. O zaman buradaki hesaba beraberce bir bakalım. 1520 milimetre civa kaç atmosfer yapar? Bakın bir atmosfer 760 ise 760'ın iki katı 1520 yapıyor. O zaman burası nedir? 2 atmosfer demek. Peki 500 santimetre küp kaç litredir diyordu? Hatırlıyorsanız şöyle bir eşitlik yazmıştık. 1 litre neydi arkadaşlar? 1000 mililitre. O da eşittir. 1000 santimetre küptü. O zaman bakalım. 1 litre 1000 santimetre küpse 500 santimetre küp ne yapar? 0,5 litre yapar. 820 mililitre kaç litredir diye soruyor. 1 litre 1000 mililitre ise 820 mililitre ne yapar arkadaşlar? 0,82 litre yapar. Evet, bir arkadaşımız mikrofonunu açtı herhalde arkadaşlar. O uğultu yapıyor. Mikrofonunu açan arkadaşım kapatabilir mi acaba? Uğultu yapıyor. Bir arkadaşımız bakabilir mi acaba mikrofonuna? Uğultu yapıyor mikrofon. Peki 27 santigrat derece kaç Kelvin derecedir diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Kelvin derece eşittir. Santigrat derece artı 273'tü. Bize neyi vermiş? 27 santigrat dereceyi vermiş. Şuraya 27'yi yazdığımızda 27 artı 273
3 ne yapar arkadaşlar? Burası 300 Kelvin derece. Peki 400 Kelvin kaç santigrat derecedir? Şuraya 400 yazdığınızda, 400'den 273 çıkardığınızda ne yapar arkadaşlar? 400 Kelvin de 127 santigrat derece. 0,8 gram helyum kaç moldur diye soruyor. Arkadaşlar 1 mol helyum kaç grammış? 4 grammış. 0,8 gramı. N eşittir M bölü MA. Ne yapar? 0,8 bölü 4'ten. Burası 0,2 mol yapar. Peki 0,5 mol O2 kaç gramdır diye soruyor. O2'nin 1 molü ne kadarmış? 32 grammış. 0,5 molü ne yapar? 16 gram. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu çevirimleri yapmak durumunda kalacağız. Birazdan örneklerimize geçtiğimizde. Böyle arkadaşlarımız tekrar bir baksınlar. Arkadaşlar, bir arkadaşımızın mikrofonu açık ve uğultu yapıyor. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Şu an beni duyuyor musunuz? Bir sorun var mı arkadaşlar? Size uğultu gelmiyor mu? Bana bir uğultu geliyor ama. Tamam arkadaşlar. Şu an siz beni duyuyorsunuz değil mi? Herhangi bir sorun yok. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Tamam o zaman arkadaşlar. Artık bu neden kaynaklanıyor anlayamadım. Devam ediyorum ben. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım gazları tanımlayan özelliklerden bahsettik. Bunların birimlerinden bahsettik. Şimdi açık hava basıncının ölçülmesinden bahsedelim. Arkadaşlar açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Ve genellikle deniz seviyesinde deniz seviyesinde 0 santigrat derecede açık hava basıncı 76 santimetre civa veya 760 milimetre civa ölçülür. Bu değer 1 atmosferdir. Yani şu nedir arkadaşlar? Açık hava basıncının değeridir. Şimdi açık hava basıncı ölçülürken civa kullanılır arkadaşlar. Civa yerine farklı bir sıvı kullanıldığında şu formül üzerinden başka bir sıvının kaç derece yüksekliğinin kaç santimetre olması gerektiği şu formül üzerinden hesaplanır. Ama muhtemelen siz bunu arkadaşlar fizik dersinde göreceksiniz. Bu daha çok fizik dersinin konusu. Mesela şurada bir örnek vermiş. Eğer diyor biz şu deneyde civa yerine su kullanmış olsaydık. Burada H1B1 eşittir. H2D2 eşitliği kullanılıyor. Yani civanın yoğunluğu 13,6. Buradaki civa yüksekliği 76 santimetre. Bakın civanın yoğunluğu 13,6. Civa yüksekliği 76. Suyun yoğunluğu 1. Eğer civa yerine su kullanılmış olsaydı 1033,6 santimetre olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yani 1000 metrelik bir boru kullanmak gerekiyordu. O yüzden açık hava basıncı ölçülürken civayla ölçüm yapılması daha mantıklı görünüyor. Şu hesaplamaları siz fizik dersinde yapacaksınız. Şimdi peki açık hava basıncı ne dedik arkadaşlar? Barometre ile ölçülüyor. Peki gazların basıncı? Gazların basıncı ise arkadaşlar manometrelerle ölçülür. Şu görmüş olduğunuz bir kapalı uçlu manometredir. Bakın şurada kapalı uçlu manometre olduğunu söylüyoruz. Ve bu kapalı uçlu manometrede arkadaşlar şuradaki H yüksekliği şuradaki gazın bize basıncıdır. Yani kapalı uçlu manometrelerde tek bir durum söz konusudur. Gazın basıncı şuradaki H yüksekliğine eşittir. Bir de arkadaşlar açık uçlu manometreler vardır. Açık uçlu manometrelerde ise arkadaşlar 3 tane durum söz konusu.
Bakın açık uçlu manometrelerin bir ucu açık olduğu için o uca T0 dediğimiz açık hava basıncı etki eder. Ve arkadaşlar eğer civa seviyeleri eşitse gazın basıncı açık hava basıncına eşit demektir. Yani gaz ve açık hava civayı eşit oranda ittiği için her ikisi de birbirine eşittir. İkinci durumda gazın basıncı açık hava basıncından daha büyüktür ve gaz civayı açık olan uca doğru itmektedir. Yani gazın basıncı açık hava basıncından büyük demektir. Çünkü buna doğru itebiliyor. Ne kadar büyüktür? H kadar büyüktür. Öyleyse gazın basıncı T0 artı H'dır. Üçüncü durumda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki P0 açık hava basıncı civayı ne yapmış? Gaza doğru itmiş. Öyleyse P0 gazdan büyüktür. Yani açık hava basıncı gazın basıncından büyüktür. Ne kadar büyüktür? H kadar büyüktür. O zaman gazın basıncı P0 eksi H olarak ölçülür. Arkadaşlar bu yine fizik dersinde anlatılması gereken kısım. Ama ben yine de şöyle bir bilgi olarak size vermiş olayım. Şimdi arkadaşlar gaz kanunlarından bahsedeceğiz. Gaz kanunları 4 tane kanunumuz var arkadaşlar. Bir de bu 4 kanundan sonra bu kanunların hepsinin birleşimi olan 5. bir kanun ideal gaz kanunu. Şimdi bu kanunları bir görelim. Gaz kanunları basınç hacim ilişkisini inceleyen Boyle kanunu ya da diğer adıyla Boyle-Mariotte kanunu. Arkadaşlar bu kanunda basınç hacim ilişkisi incelenir. Basınç hacim ilişkisi incelenirken sıcaklık sabit kalır, mol sayısı sabit kalır. Şimdi arkadaşlar bu hatırlıyorsanız 4 tane şey görmüş olduğunuz P, V, N ve T. Bunlar gazları tanımlayan özelliklerdi. Bu gazları tanımlayan özelliklerde arkadaşlar şimdi basınç hacim ilişkisini inceleyeceğiz. Şuradaki N ve T sabit kalacak. N ve T sabit kaldığında basınç hacim ilişkisini incelerken PV ilişkisinde arkadaşlar ters orantılı olduğunu göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Şöyle. Şimdi arkadaşlar kapalı bir kapta hemen şuraya bir bakmanızı istiyorum. Kapalı bir kap. Burada hacim 8 litre, basınç ise 1 atmosfer. Şimdi siz şu pistonu aşağıya doğru indirdiniz. Pistonu aşağıya doğru indirdiğinizde piston nereye geldi arkadaşlar? 4 litre kıvamına geldi. Yani şuranın hacmi 4 litre. Siz şu pistonu indirdiğiniz için ne yapmış oldunuz? Gaza bir basınç uygulamış oldunuz. Ve buradaki gazın basıncı da 2 atmosfer oldu. Siz bunu indirmeye devam ettiniz. Hacim 2 litre oldu. Hacim 2 litre olduğunda basınç 4 atmosfer oldu. Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kapalı kaptaki basınç hacim çarpımları her zaman birbirine eşit oldu. 8 kere 1, 8. 4 kere 2, 8. 2 kere 4, 8. Yani kapalı kaplarda basınç hacim çarpımları birbirine eşit. Şurada gördüğünüz gibi basınç artarken hacim ne yapmak durumunda? Azalmak. Yani şuradaki grafiğe bir bakalım. Bunu grafik halinde göstermiş arkadaşlar. Basınç 4'ten 1'e doğru azalırken hacim de ne oluyor arkadaşlar? 2'den 8'e doğru artıyor. Arkadaşlar Boyle-Mariotte kanunu dediğimiz bu kanunda şöyle bir PV grafiği çizilir ve bu PV grafiği şöyle bir ters orantıyı bize gösterir. Ters orantı olduğunda da formülümüz şudur arkadaşlar. P1 V1 eşittir. P2 V2 eşittir. Yani birinci durumdaki PV çarpımlarıyla ikinci durumdaki PV çarpımları birbirine eşittir. Bakın şurası 4 çarpı 2 8. Şurası 2 çarpı 4 8. Şurası da 1 çarpı 8 8 olmak zorunda. İşte Boyle kanunu ne ifade ediyor arkadaşlar? Boyle kanunu
basınç hacim çarpımlarının birbirlerine eşit olduğunu ifade ediyor. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Şu örneğe beraberce bakalım. Örneğimiz diyor ki belirli bir miktar ideal X gazı. Arkadaşlar belirli bir miktar ideal X gazı demek burada mol sayısı sabit demek. Basıncı 2,4 atm ölçülüyor. Hacmi de 3 litre. Buna göre aynı sıcaklıkta dediğinde T'miz de sabit. Bakın şimdi N ve T sabit. N ve T sabit olduğunda PV ilişkisini incelerken ne demiştik arkadaşlar? P1V1 eşittir. P2V2 eşitliğini kullanacağız demiştik. O zaman birinci durumdaki basınç ve hacim çarpımı burada. İkinci durumdaki hacim bize verilmiş. İkinci durumdaki basınç bize soruluyor. O zaman birinci durumda basınç 2,4. Hacim 3. İkinci durumda hacim ne oldu? 8 litre oldu. Bize neyi soruyor arkadaşlar? İkinci durumdaki basınç. O zaman şu işlemi gerçekleştirdiğimizde P2 değeri kaç çıkacak arkadaşlar? Ne yapar? 2,4'ü 8'le bölersek 0,3 çarpı 3'ten ne olacaktır? Burada basıncımız 0,9 atmosfer olacak. Evet arkadaşlar, anlaşılıyor mu acaba? Arkadaşlar, evet. İlk kanunumuz neydi? Boyle kanunuydu. Boyle kanununda mol sayısı ve sıcaklık sabit kaldığında basınç hacim değişimini inceliyorduk ve basınç hacim değişiminde P1V1 eşittir P2V2. Yani birinci durumdaki çarpımlar ikinci durumdaki çarpımlara eşit oluyor. Şimdi genelde arkadaşlar şöyle bir hata yapıyorlar. İşte 3 litrede 2,4 ise 8 litrede kaçtır gibi direkt doğru orantı kurmaya çalışıyorlar. Fakat burada ters orantı var. Yani 3'ten 8'e çıkıyor ama 2,4'ten de aşağıya inmek durumunda. Yani 0,9 atmosfere inmek durumunda. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Bu örneğe bir bakalım. Şimdi şekildeki sistemde M musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor. Buna göre son durumda X gazının basıncı kaç atmosferdir? Şimdi arkadaşlar şuradaki X gazının ilk durumdaki basıncı P1 V1. Peki musluk açıldığında ne olacak arkadaşlar? Musluk açıldığında gaz şuradaki boşlukla beraber toplam 2 balonun içerisine de ne yapacak? Yayılacak. O zaman bize neyi soruyor? İkinci durumdaki basıncını soruyor. O zaman bakalım. Birinci durumda basıncımız kaçmış? 4 atmış. Hacmimiz kaçmış? 5 litre. Peki arkadaşlar musluğu açtık. Musluğu açtığımızda gaz ne yapacak? Şu boşluğa da yayılacak ve şurada komple her iki balon içine yayılacak. Yani toplam hacim ne olacak? 8 litre. O zaman ikinci durumdaki basınç nedir? Buradan ne yapar arkadaşlar? İkinci durumdaki basınç 4 kere 5 20. 20 bölü 8. Ne yapar? Basıncımız 2,5 yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Boyle kanununda ne yapıyoruz? PV ilişkisini inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu birinci kanunumuz. Boyle kanunu ve mol sayısıyla sıcaklık sabit tutulduğunda basınç hacim ilişkisini inceleyen bir kanun. Şimdi bir başka kanunumuz arkadaşlar. Charles kanunu. Charles kanunu bizden neyi incelememizi istiyor? Charles kanunu bizden arkadaşlar VT ilişkisini incelememizi istiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bizim 4 tane değişkenimiz vardı. P, V, N, T.
Şimdi VT ilişkisini inceleyeceğiz. VT ilişkisini incelerken mol sayısı ve basıncın sabit olduğu durumlarda bunu inceleyebiliriz ancak. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Basınç sabit, mol sayısı sabit olduğunda hacim sıcaklık ilişkisini inceleyeceğiz. Şu bir serbest piston. Bakın arkadaşlar, serbest piston demek bu piston sadece dış basınca bağlı olarak hareket eder. Ve sürekli dış basınca eşit olur bunun basıncı. Yani dış basınç diyelim ki burada bir atmosferse, bu serbest piston hareket etse dahi en son basınç bir atmosferde eşittir. Ve kapalı bir kap olduğu için de burada mol sayısı da sabit kalacaktır. Peki biz VT ilişkisini incelerken bu tür kapalı kaplarda arkadaşlar sıcaklık arttıkça genellikle hacim artar. Şu görmüş olduğunuz kabın sıcaklığını artırdığımızda moleküller birbirinden daha da uzaklaşacak ve ne yapacak arkadaşlar? Hacim artacak. Öyleyse burada bir doğru orantı var. Bu doğru orantıyı yazarken de şu formülü kullanacağız. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Yani birinci durumdaki V1 bölü T1 oranı ikinci durumdaki V2 bölü T2 oranına eşit olacak. Bunu bir grafik üzerinde gösterirsek. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu grafikleri de gösteriyorum çünkü bazen bu grafikler üzerinden sorular da gelebiliyor. Şimdi bakın, P ve N sabit, yani basınç ve mol sayısı sabit. Eğer sıcaklığı santigrat derece olarak alırsak arkadaşlar, en düşük sıcaklık -273,15 derece sıcaklıktır. -273,15 derece demek 0 Kelvin demektir. Bu sıcaklığa arkadaşlar mutlak sıfır noktası denir. Ya da mutlak sıcaklık denir. Bu sıcaklığın altında bütün maddeler katı haldedir. Tüm maddeler bu sıcaklığın altında katı haldedir. O yüzden bu noktaya mutlak sıfır noktası denir. Ve sıcaklık hacim grafiği çizilirken 0 Kelvin'den başlanır. Burada sıcaklık santigrat olduğu için şuradan başladık. Şurada sıcaklık Kelvin olduğu için şuradaki 0 Kelvin'den başlıyoruz ve şu görmüş olduğunuz işaret nedir arkadaşlar? Doğru orantı demek. Yani hacim ve sıcaklık doğru orantıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu bir örnek üzerinde görelim. Belirli bir miktar X gazının 127 santigrat derecedeki hacmi 10 litredir. Bu gazın aynı basınçtaki hacmini 12 litre yapmak için sıcaklık kaç santigrat dereceye çıkarılmalıdır? Evet, ne dedik arkadaşlar? Burada formülümüz ne olacak? V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 olur. Evet, burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar, işlem yaparken sıcaklığı Kelvin derece olarak kullanacağız. Sonradan gerekirse santigrat dereceye çevireceğiz. Şimdi birinci durumda hacim kaçmış? 10 litremiş. Birinci durumda hacmimiz 10 litre. Peki birinci durumda sıcaklık ne kadarmış? 127 santigrat derece. Bunu ne yapmak zorundayız? Kelvin'e çevirmek zorundayız. Santigratı Kelvin'e çevirirken ne yapıyorduk arkadaşlar? Buna 273 ilave ediyor. O zaman 127 artı 273 ne yapacak? 400 Kelvin. Peki ikinci durumda hacmimiz ne olmuş arkadaşlar? 12 litre olmuş. Hacmimiz 12 litre. O zaman ikinci durumda arkadaşlar T2'miz ne olur acaba? Evet. Ne yapar burası? T2 480 Kelvin derece yapar. Peki sevgili arkadaşlar, bize neyi soruyordu? Sıcaklığı soruyor ama ne? Santigrat derece cinsinden soruyor. O zaman 480'den 273'ü çıkaracağız.
santigrat derece cinsinden ne yapacağız arkadaşlar? Bunu ne yapar burası o zaman arkadaşlar? 480'den 273 çıkarırsak evet, herhalde 207 santigrat derece olur. Doğru mudur arkadaşlar? 207 santigrat derece olur. Öyleyse arkadaşlar, ikinci kanunumuz Charles kanunu. Charles kanununda basınç ve mol sayısı sabit. Hacim ve sıcaklık değişimini inceliyoruz. Ve V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 eşitliğinden işlemlerimizi yaptık. Dikkat etmemiz gereken nokta ne? Burada sıcaklıkları işlem yaparken Kelvin olarak kullanmak zorundayız. O yüzden birinci sıcaklığı Kelvin'e çevirdik. İkinci sıcaklığı Kelvin cinsinden bulduk. Fakat biz de sonuç olarak santigrat derece sorduğu için santigrata çevirdik. Öyleyse ilk baştaki PVNT'deki birimler bizim için çok önemliymiş arkadaşlar. Basınç birimleri, sıcaklık birimi, hacim birimi ve mol sayısı, bunları istenilen birimlere çevirmemiz gerekiyor. Basınçta atmosfer, hacimde litre, sıcaklıkta Kelvin, mol sayısında da mole çevirmemiz gerekiyor verilen değerler. Evet, bir örnek daha var arkadaşlar. Bu örneğe de bir bakalım. Formülümüz neydi? V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 idi arkadaşlar. Ne diyor bize? Basıncı ve mol sayısı eşit olan X ve Y ideal gazlarında X'in hacmi 600 mililitre. Evet, X'in hacmi 600 mililitre. Bunlar aynı şartlardaki gazların da hacimleri ve sıcaklıkları ne olması gerekiyor? Doğru orantılı olması gerekiyor. Y'nin hacmi ne kadarmış? 750 mililitre. X gazının sıcaklığı 7 santigrat derece ise Y gazının sıcaklığı kaç santigrat derece diyor? 7 santigrat dereceyi ne yapalım arkadaşlar? Kelvin'e çevirelim. 273 artı 7 ne yapar? 180 yapar. Peki ikinci durumda Y gazının sıcaklığı ne olması gerekiyor? Hemen şuradan ne yapar arkadaşlar burası? 350 Kelvin yapar. Peki 350 Kelvin'i santigrat dereceye çevirmek istersek ne yapar burası? 350'den 273'ü çıkarırsak 77 santigrat derece. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradaki önemli nokta nedir? Şuradaki T sıcaklıklarını Kelvin üzerinden işlem yapmamız gerekiyor. Kelvin cinsi üzerinden işlem yapacağız. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunu santigrata çevireceğiz. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam dedik ya az önce hacmi de litreye çevirmemiz lazım dedik ama siz 600 mililitreyi kullandınız, litreye çevirmedik onu. Niye, ben onu anlamadım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şuradaki mililitreler her ikisi de birbiriyle bölü halinde olduğu için, yani birbirlerini götüreceği için ben işlem kolaylığı açısından yaptım. Yani şöyle yapmamız gerekiyordu aslında. Şuna 600 bölü 1000, diğerine de 750 bölü 1000 demem gerekiyordu. Fakat şuradaki binler her ikisi de birbirini götüreceği için, bakın şuradaki binler ne yapar? Birbirini götüreceği için ben bunları yazma ihtiyacı hissetmedim. Ama normal işlem yaptığımızda dediğiniz doğru, litre olarak yazmak zorundayız. Ama her ikisini de altına bölü 1000 yazacağım için o binler birbirini götüreceğinden bu şekilde yazdım. İşlem kolaylığı olmasa yapacaktık yani hocam, değil mi? Evet, onu... Eğer işlem kolaylığı olmasaydı biz onu litre olarak almak zorunda. Tamam. Ama dediğim gibi bunları çevirme sırası şöyle karşılıklı, bunlar bir bölü halinde olduğu için binler birbirini götüreceği için. Anlaşıldı mı? Doğru, haklısınız. Hocam.
Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bir başka kanunumuza geçeceğiz. Hemen diğer kanunumuza geçelim. Gay-Lussac kanunu. Şimdi arkadaşlar Gay-Lussac kanunu bizden ne istiyor? Gay-Lussac kanununda arkadaşlar sabit hacimli bir kaptaki gaz ısıtılırsa moleküllerin hızı artar. Bu durumda moleküllerin tabun çeperlerine uygulayacağı kuvvetin yani basıncı artar. Şimdi burada PT ilişkisini inceleyeceğiz. Yani basınç sıcaklık ilişkisini inceleyeceğiz. Tabi bu arada basınç sıcaklık ilişkisini incelerken V ve N sabit olacak. Bizim 4 tane değişkenimiz var arkadaşlar. P, V, N, T. Bunlardan ikisini sabit tutuyor. Yani V ve N'yi sabit tutuyor. P ve T'yi inceliyoruz. Bunu incelerken de şöyle olacak arkadaşlar. Eğer V ve N sabit tutulursa sıcaklık basınç ilişkisinde şu formülü kullanacağız. Yani T1 bölü T1 eşittir T2 bölü T2. Yani arkadaşlar basınçla sıcaklık birbiriyle doğru orantılı olacak. Şimdi bakın bir grafik üzerinde gösterildiğinde az önceki Charles kanunundaki gibi basınç sıcaklık grafiği gösterildiğinde sıcaklığı eğer santigrat derece olarak alırsak -273'ten geliyor. Eğer sıcaklığı Kelvin olarak alırsak da sıfırdan itibaren başlıyor ve bu görmüş olduğunuz nedir? Doğru orantıdır. Yani basınç ve sıcaklık neymiş arkadaşlar? Doğru orantıdır. Şimdi biz bununla ilgili bir örneğimiz olacak. Şu örneğe bir beraberce bakalım. Sabit hacimli bir kapta bulunan bir miktar gaz arkadaşlar 27 santigrat derecedeki basıncı 3,2 atmosfermiş. Buna göre gazın sıcaklığı 170 dereceye çıkarılırsa basıncı kaç atmosfer olur diye soruyor. Evet arkadaşlar formülümüz neydi? T1 bölü T1 eşittir. T2 bölü T2. O zaman birinci durumda basınç neymiş? 3,2 atmosfermiş. Sıcaklık neymiş? 27 santigrat derece. Sıcaklığı ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Kelvin'e çevirmek zorundayız. 27 artı 273 ne yapar? 300 Kelvin. Peki bize neyi soruyor? Sıcaklık 177 dereceye çıkarıldığında basınç ne olur? 177 derece kaç Kelvin yapar arkadaşlar? Buna 273 ilave ettiğimizde ne yapar? Evet. Ne yapar burası? 450 Kelvin yapar. Yani. Doğru mudur? 273, 373, 450. Evet. Şimdi bizden neyi soruyor? T2'yi soruyor. Evet. İşlem yaptığımızda şurası bakın 1,5 katına çıkmış. Burası da bunun 1,5 katına çıkacak. Yani cevabımız muhtemelen 4,8 atmosfer. Bir örnek daha bakalım. Evet, şu örneğe bir bakalım. Bunu da siz yapabilir misiniz arkadaşlar? Ben formülü yazayım. Ben formülü yazayım. Formülümüz P1 bölü P1 eşittir. P2 bölü P2. Evet, bunun cevabını da sizden bekliyorum. Olur mu arkadaşlar? Evet. Burada birinci durumdaki sıcaklık 327 santigrat derece ve 2 atmosfer basınç verilmiş. Sıcaklığı çevirmemiz gerekiyor. Nasıl çeviririz? 273 ilave ederiz. 327'ye 273 ilave edersek ne yapar? Burası 600. İkinci durumdaki basıncı soruyor. Peki ikinci durumdaki sıcaklık 27 derece. Bu da Kelvin cinsinden ne yapar arkadaşlar? 300.
O zaman birinci durumdaki basınç 2. Sıcaklık 600. İkinci durumda sıcaklık 300. Basınç kaç olur? Bunu soruyor arkadaşlar. Evet, sonuç kaç çıkar arkadaşlar? Kim söylemek ister? Evet, sonuç buradan 1 atmosfer çıkar. Ama bize neyi sormuş arkadaşlar? Kaç santimetre civadır diye sormuş. İlk çevirmelerde söylemiştik. 1 atmosfer basınç 76 santimetre civaya eşit oluyordu. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? 76 santimetre civa. Şimdi bir de arkadaşlar dördüncü kanunumuz var. Bu kanunu da anlatayım. Ondan sonra arkadaşlar dersimizi bitirelim. Önümüzdeki hafta esas en çok karşımıza çıkabilecek olan kanunlardan bir tanesi ideal gaz kanunundan bahsedelim ve onlarla ilgili soru çözelim. Yani muhtemelen bize soru çıkarsa ideal gaz kanunu üzerinden çıkacaktır. Çünkü bu zamana kadar hiç gazlarla ilgili soru gelmemiş ve bu sene belki gazlarla ilgili soru gelebilir. Eğer gazlarla ilgili soru gelirse de gelebilecek en önemli konu ideal gaz kanunu önümüzdeki hafta inşallah. Tabii ideal gaz kanununa geçerken şu kanunları bilmemiz gerekiyor ki oraya geçebilelim. Şimdi bu son kanunumuzdan bahsedeyim. Son kanunumuzun adı Avogadro kanunu. Mol hacim ilişkisi. Arkadaşlar 4 tane bileşenimiz vardı. P, V, N, T. Biz mol ve hacim ilişkisini inceleyeceğiz. Şuradaki mol ve hacim ilişkisini. O zaman P ve T'miz sabit olacak. Şuradaki V, N ilişkisini inceleyeceğiz. V, N ilişkisini incelersek arkadaşlar bunlar doğru orantılıdır. O zaman formülümüz şöyle olacak. V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 eşitliğini kullanacağız. Yani şurada bakın 1 mol gaz bu kadar hacim kaplıyorsa 2 mol gaz daha büyük hacim kaplayacaktır. Yani ne olacak? Mol sayısı arttıkça hacim de artacaktır. Evet. V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 eşitliğini kullanacağız. Mol sayısıyla hacim birbirine doğru orantılı. O zaman doğru orantılı da şu şekilde ne yapılacak? Gösterilmiş olacak. Ve arkadaşlar normal şartlarda yani 0 santigrat derece 1 atmosfer basınçta 1 mol gaz her zaman 22,4 litre hacim kaplar. Bir de standart koşullar var. Bir cümleyle söylemiştim. 25 santigrat derece 1 atmosfer basınçta da 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Bu sabit bir sayıdır. Şimdi arkadaşlar hemen şu örneğimize beraberce bir bakalım. Örneğimiz diyor ki arkadaşlar 0,5 mol X gazının 8 litre hacim kapladığı koşullarda 0,7 mol Y gazı kaç litre hacim kaplar? Formülümüz V1 bölü M1 eşittir. V2 bölü M2. Yani birinci durum ve ikinci durum. Ya da bir gazın belli bir molünün kapladığı hacim diğer gazının kapladığı hacimle orantılı olması gerekiyor. Şimdi birinci durumda hacmimiz 8 litre. Mol sayımız kaç? 0,5 mol. İkinci durumda mol sayısı kaç? 0,1. Peki ikinci durumdaki gazın hacmi kaç litre olur? Ne yapar burası arkadaşlar? İşlemi yaptığımızda V2 eşittir. 8 çarpı 0,7 bölü 0,1. Evet, 8 bölü 0 buradan ne yapar? Cevap
11,2 olması gerekir zannedersem. Evet, cevap 11,2 olarak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şuradaki sonuç 11,2 olarak hesaplanıyor. Evet. Şu soruya bir bakalım ve bugünkü dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Aynı şartlarda bulunan 5,6 gram N2 gazı ile 16 gram X gazı hacimleri birbirine eşittir. Arkadaşlar, hacimleri aynı şartlarda hacimleri birbirine eşitse ne olması gerekir? Mol sayılarının da birbirine eşit olması gerekir. O zaman 5,6 gram N2 gazının mol sayısı kaçsa 16 gram X'in de mol sayısı aynı olması gerekir. O zaman N2'nin mol sayısını hesaplayalım. Neydi arkadaşlar? N eşittir M bölü MA. Ne yapar burası? 5,6 bölü 28. Neden 28 yazdık arkadaşlar buraya? Azotun bir tanesi 14 ama N2'de 2 tane azot var. Burası ne yapar? 0,2 mol. Demek ki arkadaşlar 16 gram X gazı ne kadarmış? 0,2 mol. Arkadaşlar o zaman 0,2 molü 16 gramsa bunun 1 molü kaç gramdır diye sorduk. Buradan da işte kaç olarak bunlar arkadaşlar? 80 olarak. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük konumuzu tamamladık. Önümüzdeki hafta ideal gaz denklemi, yani şu konuyla devam edeceğiz. Dediğim gibi şu PVNRT, sayısal okuyan arkadaşlarım bilirler belki. Param varsa ne rahat diye bildiğiniz bu denklem bizim için önemli. İnşallah önümüzdeki haftaki dersimizde buradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Görüşmek üzere. Kaydı